Efendim merhabalar. Yeni bir iftara doğru programıyla sizlerle birlikteyiz bugün de. Ve bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Kamil Baran hocamız bizlerle birlikte ve bugün iftara doğru programımızda israfı konuşacağız kendisiyle. Ama öncesinde malumunuz her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz efendim. İftara doğru programımızda sözü Kur'an'a bırakıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض صدق الله العظيم. Tekrar beraberiz kıymetli İzleyenler, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Kamil Baran hocamızla beraberiz ve israf konusunu konuşacağımızı programımızın başına belirtmiştik. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Evet. Hocam öncelikle sizi bir tanısak. Olur. Ben Başkanlık Vaizi Kamil Baran. Evet. Yozgatlıyım, hemşeri sayılırız. Evet hocam. Sevdiğimiz memlekette olmaktan memnunuz. Bu vesileyle bu mübarek Ramazan gününde Çorumlu kardeşlerime saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Allah Çorum'u Çorumlara hayırlı eylesin. Halkımız da Çorum'a hayırlı eylesin inşallah. Allah huzur ve güvenlik nasip eylesin. Diyanet İşleri Başkanı'nda başkanlık vaiziyim işte dediğim gibi. Evet. Birçok görevlerde bulunduk. İl müftülüğü, ilçe müftülüğü bu görevden sonra. Diyanet İşleri Başkanlığımız biliyorsunuz her Ramazan ayında bir görevle, bir konuyla arkadaşlarımızı görevlendiriyor. Hakkari'den Edirne'ye kadar gruplar halinde gidiyoruz. Önemli gördüğü konuyu halkımızın daha böyle gündemine oturtmak, tartışmak, onu nasıl daha böyle hayatımıza tatbik edebilir hale getirmek için geliyoruz. Bu sene israf konusunu gündeme getirdi. Çok da önemli. Hakikaten sadece yiyeyim de giyeyim de değil de bugün dünyada bugün yağmurları görüyoruz. Birdenbire bardaktan boşanırcasına yağıyor. Bunlar herhalde ekolojik dengeyi bozmadan da meydana geldiği söylenebilir. Evet. Zaten Mevlamız da buyuruyor ki yeryüzünde ve karada, denizde fesat belirdi. Karıştı, sistem bozuldu, denge bozuldu. Nereden? İnsanların kendi yaptıklarından dolayı. Bunların bazılarını tattırıyorum ki belki vazgeçerler. Yani küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi. Kim derdi ki 25-30 yıl önce şişelerde su satılacaktı, millet şişenin su alıp içecek yani. Bunlar biz şimdi görüyoruz. Horiyetçe kullanılan sular, enerjiler bunlar dikkat çekildiği için
Diyanet İşleri Başkanlığımızda bu konu üzerinde durulsun da nihayetinde Mevla sevmiyor israf yapanı, azap edeceğini söylüyor. Öyleyse Diyanet İşleri Başkanlığı ve birbirimize karşı sorumluluğumuz da ateşten korunmak, korumak, anlatmak. Yani peygamberler Allah'tan aldıkları emirleri, emirleri ve nehileri anlatmışlar. Evet. O görev Müslümanlara da var. Yani herkesin görevidir iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bir baba eşine, çocuklarına anlatacak, söyleyecek, koruyacak. Evet. Müftüsü öyle. Sizler de bu Anadolu güneşiyle halkı aydınlatıyorsunuz. Bu da bir emir ve nehidir. İyileri anlatıyorsunuz, teşvik ediyorsunuz. Kötülüklerden sakındırmaya çalışıyorsunuz. Bu da ayrı bir görevdir. Ve böylece insanlar birbirlerine tutunurlar, yaşarlar, beraber olurlar. İşte bu konuyla biz de bu Çorum'a kısmet oldu geldik. Çok memnun oldum. İlk defa geldiğimde 1966 idi. Öyle mi? Çorum böyle sakin bir Anadolu kasabasıydı ama şimdi hakikaten çok güzel, gelişmiş, değerli. Yani camileri, tabii bizim için onlar çok önemli. Yani İmam Hatip çok güzel olmuş. Halk böyle cıvıl cıvıl alışverişinde, işinde, gücünde, huzurlu, güzel bir il maşallah. Allah huzurunu daim eylesin. Amin hocam, hoş geldiniz. Sağ olun. Getirdiniz. Hocam, israfın tanımıyla başlayalım dilerseniz. Evet. Madem ki israf çok önemli ortaya evet. konularak geldiğine göre, inanç, söz ve davranışta dinin, aklın, örfün uygun gördüğünün dışına çıkmak. Yani bu genellikle mal ve diğer imkanları gereğinin dışında kullanmak, gereksizce, değerli bir şeyi değersiz hale getirmek yani. Tabi israf olunca bir de karşında cimrilik vardır. Evet. Bu da tutumlu olmak. Tutumdan, yani tutumlu güzel bir manadır ama sıkı olmak, hiçbir kimseye gereken yerlere de vermemek. Hatta kendisinden de sakınmak. Bir de tebzir var. Bu da malı Mevlamızın verdiği imkanları haram kıldığı, isyan sayılan yerlere harcamak. Tabii israf, hayırda israf yoktur, israfta da hayır yoktur buyuruyor İmam-ı Azam Hazretleri. Ancak bu söze şöyle bir katkı vermek lazım. Hayırlarda gerçekten israf olmaz mı? Olur. Mesela caminin halları güzeldir. Biri der ki ya bunu kaldıralım, bir yeni bir halı koyalım. Bak bu israf olur mesela. Hayır gibi ama. Ama yanlış olur. Yani israfa gidiyor. O hal ne olacak tabii. Böyle? Mesela Peygamber Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri abdest alıyormuş. Suyu demek ki o mübarekte bol bulmuş belki bir havuz kenarında böyle evet. çarparak abdest alıyor. Peygamberimize buyuruyor ki ya Sa'd bu israf nedir böyle? Ya Resulallah ben abdest alıyorum yani ibadet yapıyorum. Bunda da mı israf olur? Evet diyor. Yani kullanacağın kadar kullanman lazım. Bir akan nehrin kenarında da olsan evet. suyu israf etmemen lazım buyuruyor. Deniz kenarında olsa böyledir. Dolayısıyla bu israf geniş bir konu. Önemli bir konu. Çünkü yapanlar Allah sevmem diyor yine dediğimiz gibi. Kulû veşrebû ve lâ tüsrifû innehu lâ yuhibbul müsrifîn. Allah yememize içmemize karışmıyor. Yiyin için diyor. Ama nasıl yiyin için? İsraf etmeden yiyin. Giyin diyor. Aman övünmek konusu yapmayın. Kibirlenmek için yapmayın. Yani normalde güzel giyinmek, temiz giyinmek Allah'ın da istediği bir şeydir. Hatta sahabeden birisi gelmiş. Demek ki badiyelerde yaşayan birisi. Peşmürde kılıklı böyle. Saçı başı dağılmış. Böyle yani üstü başı dökülüyor neredeyse. Diyor ki arkadaş senin diyor malın var mı? Var Allah ya Resulallah. Mal neler var diyor işte develer, sığırlar, işte evim, barkım, bağım, bahçem. O zaman diyor Allah verdiği nimetleri bir de üzerinde de görmek ister. Yani bir düzen vermek lazım. Dinimiz nezafet dinidir, düzen dinidir. İşte bu düzenliği, bu temizliği bozmak israf olmuş oluyor. Dolayısıyla buna da dikkat çekmek için Diyanet İşleri Başkanlığımız böyle bir evet. konuyu belirledi. Hocam nelerden israf oluyor daha çok? Evet. Şimdi insan varsa, insanla ilgili ne konu varsa hepsi israf edilebilir. Hmm. İsrafın konusu içerisine girebilir. İnsanı ilgilendiren her şey? Her şey. İsrafın konusu. Onun onurlu yaşayacağı, kullanacağı, evet, yani evet. nimet olarak ne verilmişse hepsi belli ölçülerde verilmiş. Yani Mevlamız bütün mevcudatın sahibi.
bütün mevcudatın sahibi olunca hiçbir şey değersiz değil çünkü Allah yaratmış. Evet. Gereksiz değil, lüzumsuz değil, değersiz değil. Öyleyse biz onlara karşı makul ölçülerde kullanmamız lazım. Bize vermiş. Diyor ki ben size verdim bunu, siz kullanın. Ama kullanırken de ölçüleri vermiş. Buyuruyor ki mesela israf etmeyin, saçıp savurmayın. Peygamberimizin şahsında buyuruyor ki Habibim elini boynunu alır gibi tutun, yani cimrilik yapma. Çok da saçıp savurma. Orta halli değil mi? He, saçıp savurursan bu sefer elinde malın kalmaz. Sonra malın diye yani şey yaparsın, üzülürsün, sonra kınanırsın. Nasıl olması lazım ya Rabbi? O buyuruyor ki o insanlar ki harcadıklarında ölçülü harcarlar. Yani saçıp savurmazlar. Bir de cimrilik de yapmazlar. İkisinin ortasında. Verilmesi lazım gelen kadar verirler. Verilmesi lazım gelen yerlere verirler. Onun haricinde de tutumludurlar. Çünkü Peygamberimiz bir hadisinde öyle buyuruyor. Tutumlu insan, iktisada uyan insanlar zarar etmezler. Evet. Dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla insanla ilgili konu ne? Başta bir de insanı da düşünmek lazım. İnsanın kendisi de israf olma halinde bir durumdadır yani. Çok değerlidir. Allah'ın yarattığı en yüce varlık da insandır. Bütün kainatta gördüğümüz güneş, ay, bulutlar, çiçekler ne varsa hepsi insan için. Din de insan için. Namaz, evet. Oruç, hac, zekat, Kâbe'si de öyle. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz Kâbe'yi tavaf etti. Sonra karşısına geçti böyle hayran hayran bakıyor. Dedi Kâbe'm ne güzelsin. Kokun ne güzel. Vallahi hayranım sana diyor. İzzetin şerefin çok yücedir. Sonra buyurdu ki bir müminin izzet ve şerefi vallahi seninkinden daha üstündür. Çünkü Kâbe İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bir bina ama insan Allah'ın yarattığı bir varlık. Dolayısıyla insan çok değerli. Dolayısıyla insana da Mevlamız kaybetmesin, israf olmasın diye peygamber göndermiş, kitap göndermiş insan için. Yolunu bulsun, kaybetmesin yolunu diye. Dolayısıyla insan bu gönderilen aklın ve örfün, ahlakın belirlediği bu güzelliği bırakır da şirke, küfre, ibadetsizliğe, isyana saparsa kendini israf etmiş olur. Yani değerliyken değersiz olur. Çünkü kafirleri, zalimleri, müşrikleri Allah ateşe odunun atıldığı gibi atacak. Değersiz çünkü. Niye değersiz? Ya Allah seni yaratmış, nice nimetler vermiş, peygamber göndermiş, kitap göndermiş, hak yolu göstermiş. Hangi fikri, hangi emri kötü, hangi nehi iyi? Yani bunu değerlendir. Sen madem ki bu aklın ve dinin güzel gördüğünü sen hiçe saydın, kabul etmedin, kendini heder etmiş oldun. Peki heder olunca demek ki cennete layık olan bir kul kendisini cennetten cehenneme alıveriyor. Bunun en güzel örneğini Adem Aleyhisselam'da görüyoruz. Mevlamız Adem babamız da Havva annemizi cennette yaratmış. Evet. Cennet sonsuz nimetlerin bulunduğu bir yani bir yer yani. Yani o kadar ki her nefsin ne isterse olacağı şey. Nefsin isteği bitmez. Ama Allah hepsini vermiş. Diyor ki Adem eşinle beraber şu cennette huzurla yaşa. Ye, iç, her şey serbest. Yalnızca şu ağacın meyvesine dokunma buyuruyor. Allah verdiği nimetleri harcarken de ölçüsünü koyuyor. Tilke hududullah. Bunlar benim hududumdur. Bunlar benim çizgimdir. Bunlar sakın haddi aşmayın buyuruyor. Adem babamıza da öyle diyor. Her şeyden ye, iç, gez, her şeyi yap ama şu ağacın meyvesine dokunma. Çok güzel bir, kolay bir imtihan. Yani nimetler çok. Bir tek şey haram, yasak. O da Allah'ın ölçüsü, hududu. Adem babamız demek ki ne kadar zaman orada kaldı ki unuttu diyor Kur'an-ı Kerim'de. Unuttu ve ona yöneldi. Şeytan Havva annemizi kandırıyor. O da şeytanın yardımıyla Adem babamızı kandırıyor. O meyveyi yiyor yasak olmasına rağmen. Evet. Yeme kulum demesine rağmen. Bu bir haddi aşmadır. Madem sen haddi aştın, öyleyse bu benim sana kul olarak verdiğim, iyilik olarak verdiğim, nimet olarak verdiklerimi de alıyorum. Ve alıyor. Cennetlik bütün libaslar, bütün nimetlerden soyutlanıyor. Dünya
ortamına, meşakkatlerin, sıkıntıların ol yere geliyor. Yıllardır eziyet çekiyorlar. Nihayetinde Mevlamızın rahmetiyle tevbe ilham oluyor onlara. Ve ikisi beraber gelip o Arafat'ta sarılıyorlar. Diyorlar ki ya biz cennette ne güzeldik. Allah'ın verdiği bir yasak vardı ya. Ne yanlış yaptık, ne kadar zulmettik nefsimize, kendimizi israf ettik, değersizlendirdik. Sonra evet. El açıp dua ediyorlar. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Allah'ım biz nefsimize zulmettik. Yani senin nazarında değerliydik ki bize nimetler verdin. Fakat biz bir yasana uymadık. Yani sanki öbürleri yetmiyormuş gibi kendimize yazık ettik. Ne olur bizi affet. Eğer sen bizi affetmezsen biz kaybeder neden olacağız dediler. Allah da dualarını, tevbelerini kabul etti, kurtuldular. Demek ki bizler de yanlış yaparsak demek ki cennetten uzaklaşıyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Bir çaresi yok mu? Çaresi var. İnsan ne kadar günah işlese de Mevlamız bütün insanlığı rahmetiyle kuşatacak bir ayet-i kerimesiyle cevap veriyor. Buyuruyor ki Estağfirullah. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ey günahlarla, isyanlarla kendilerini heder eden, israf eden kullarım. Yaptınız tamam ama eyvah bittik, mahvolduk demeyin. Eğer yaşıyorsanız bir kapı var. Allah'ın rahmet kapısı olan tövbe kapısı. Allah'ın rahmetine ümidinizi kesmeyin. Yönelin ona. Allah bütün günahları affediyor. Ha bu günahları affediyor demek günah işleyin manasına değil. Ya size bu kadar imkan veren, sizi affeden Allah'a karşı artık birazcık utanın. Kendinize çekicizem verin. Ya haddinizi de bilin. Çünkü Allah bu dünyada bu yediklerinizden gerçeğini esasına verecek. Mesela oruç tutuyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Helal olan rızkımızı yemiyoruz, içmiyoruz ki haramı zaten yemeyiz. Yani. Bunu ne için yapıyoruz? Allah için yapıyoruz. İmsakta tut diyor. Biz tutuyoruz. Neyi tutuyoruz? Allah'a verdiğimiz sözümüzü. Yani Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz ne dedik? Galu, bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Yani sen bizi dünyaya gönderirsen emirlerine uyacağız, nehirlerinden kaçacağız. Çünkü çok kolay. Adem Aleyhisselam'ın imtihanı gibi çok kolay. Biz o zaman dedik ki biz bunu başarırız. Sen bizi dünyaya gönder. Ama buraya geldik şimdi nimetler bizi şey yapıyor. Sağa sola yalpa yaptırıyor. İşte. He, o zaman... Demek ki bu durumlara karşı Mevlamız bize bir rahmet kapısı da açıyor. Herkese biz de bunu bileceğiz. Biraz kendimize çekidüzen vererek evet. Yaşayacağız. Bu da çok normal. Evet. Yani utanmak gerekiyor. Yani hani bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bu kahve değil ki insanlık, kitap, peygamber, evlat, eş, mal, mülk evet. Bu kadar nimet. Eğer yani insanoğluna şimdi Adem babamıza cennet vermiş, bir ağacı yasak etmiş. Şimdi biz kendimizi düşünecek olursak Mevlamız buyuruyor ki ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamayacak kadar çoktur. Bu kadar nimet karşısında ya Rabbi bir kahvenin 40 yıl hatırını sayıyorum. Ben ölünceye kadar senin kulunum ya Rabbi. Yani evet. Bunu böyle bilmek lazım. Çünkü her yaptığımızı Allah görüyor ve biliyor. Hocam utanmak lazım dediniz ya. İnsan kişi sevdiği kişiden utanır. Hani ondan korkmaz. Ya, evet. Şöyle ki Allah inancını da çocuklara anlatırken sevgiyle anlattığınız zaman yapmış olduğu hatalardan, günahlardan dolayı Allah'tan utanacaktır dediğiniz evet, gibi. Evet. Yoksa korkuyla anlattığınız zaman işte günümüzde biliyorsunuz herkes korkmak yerine inkar etmeyi tercih ediyor. Evet. Ben deistim deyip çıkıp geçiyor. Korkuyorsa nereye yani, kadar ya ne yapacaksan yap der insan. İnkar yoluna gidiyor utanmaktan ziyade evet, değil mi evet, hocam? Doğru. Yani bu Mevla hani ihsan nedir diye Cebrail Aleyhisselam soruyor evet, peygamberimize. Evet, o peygamberimize buyuruyor ki sen Allah'ı görüyormuş gibi davranmandır. Alışveriş yapman, konuşman evet. Bu hale gelme. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Öyleyse her yaptığımızı Allah görüyor, biliyor ve duyuyor. O duyan bilen kim? Bizi insan yaratan, anladım, yaşatan, anladım. Rızık veren, insan olarak yaratan. Evet. Dileseydi başka kılıkta, başka tipte yani değişik şekilde yaratırdı. Madem ki bize böyle lütfetmiş, ikram etmiş, biz de... Onun kıymetini... Yani öyle ki bizi namazda huzuruna alıyor, bundan daha güzel saadet olur mu? Muhatap kabul ediyor hocam. Ya...
günde 5 defa çağırıyor. Hele şu Ramazan ne kadar mübarek bir ay. Yani bu Ramazan sayesinde Mevlamız bize o kadar büyük lütuflarda bulunuyor ki yani ilk 10 gününü rahmet günleri kabul ediyor. Evet. Çünkü hayatımız değişiyor. Bizim için rahmet oluyor. Yani Allah oruçla bize kendimizi tanıtıyor. Kulum bak bir kendine bak ne yapıyorsun? Yemiyorsun, içmiyorsun. Şehvi arzularından kendini alıkoyuyorsun. Gece uykunu bölüp sahura kalkıyorsun. Yani sabırlı olabiliyorsun. Sen bunları başaran sensin. Demek ki yeri geldiğinde aç kalabilirim, susuz kalabilirim, uykusuz kalabilirim, çok zorluklara katlanabilirim. Ben bunu yapıyorum yani, şu anda yapıyorum. Ve bunu ben Allah için yaptığıma göre Mevlam da diyor ki bunu benim için yapıyorsan karşında ben vereceğim buyuruyor. Ve ilk sevinciniz iftardadır. Evet. Bir gün boyu aç susuz kalmışsınız. Hadi şimdi yiyin için. Esas sevinciniz bana kavuştuğunuz zaman. O zaman buyuruyor ki kulu veşrebu heniyen bima esleftum fil eyyamil haliye. Şu dünyadayken boş geçirdiğiniz günler var ya, yemediğiniz, oruç tutarak geçirdiğiniz günler var ya, ona karşılık şimdi yiyin için helal olsun, afiyet olsun buyuracak yani. Evet. Hatta nimetleri gören kul secdeye kapanacak. O kadar çok nimet var ki. Kalk kulum diyor. Bura ibadet yeri değil. Bura zevk sefa yeme içme yeridir. Demek ki bize bu rahmeti veriyor. İkinci 10 günde biz o ilk 10 günü evet. ibadetle, oruçla, namazla geçirirsek ikinci 10 günü mağfiret günleri kabul ediyor. Affediyor yani bizi. İnşallah. Bu 10 günün içerisindeyiz şu anda. Bu 10 günde ibadetimizle, namazımızla, teravihimizle geçirirsek son 10 günde de cehennemden azat ettim buyuruyor. Bunu nasıl bir ortamda yapıyoruz? Şeytanların, azgınlarının ayaklarına bukalar vuruyor. Yani kullarım rahat etsinler. Yani şeytanın bir ıvası, bir bizi kandırması, bir yanlış yola götürmesi yok şu anda. Yani şeytanın gücü yetmiyor bize. Aslında başka zaman da yetmiyor da biz bilemiyoruz. Bizim zaafımızı kullanıyor, biz de kanıyoruz. Yoksa hani diyorlar ki ya Rabbi niye bu cehenneme geldiniz, niye günahladınız dediği zaman ya Rabbi diyorlar bizi şeytan aldattı. Getirin şu şeytanı, getiriyorlar. Diyor ki bak bunlar sen azdırmışsın, bunları sen yoldan çıkartmışsın. O da diyor ki Allah'tan korksunlar. Beni görmüşler mi? Ben ellerinden mi tutmuşum? Zorlamış mıyım? Sen ya Rabbi kılın namazı diyordun, ben de kılmayın diyordum. Bana uydular, sana uymadılar. Beni ayıplamasınlar, kendilerini ayıplasınlar diyor. Dolayısıyla bu Ramazan'ı biz şeytanın ayaklarının bağlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Sonra Allah bizim ufak bir yaptığımız nafileye farz ibadet sevap veriyor. Yani kıldığımız bu teravihler var ya nafile ama farz gibi kabul ediyor Mevlamız. Fakire verdiğimiz ufacık bir sadakayı nafile şeyi zekat gibi farz gibi kabul ediyor. Sonra yorulduk uyuduk uykumuza ibadet sevabı veriyor. Sustuk böyle duruyoruz zikir sevabı veriyor. Sonra yani tevbelerimizi kabul ediyor. Bir de en güzeli dualarımızı kabul ediyor. Yani bizim bir de cennet kapılarını açıyor. Evet. Ramazan boyunca kapatmıyor. Cehennem kapılarını kapatıyoruz ama Ramazan boyunca açmıyor. Yani bizim Allah'tan istediğimiz ya Rabbi cennetine layık eyle, cehenneminden koru, dualarımızı kabul eyle, tevbelerimizi makbul eyle, azımızı çoğalsay ya Rabbi bütün dualarımızı yapmadan Mevlamızın kabul ettiği bir ortamda yapıyoruz. Böyle bir Rabbe de ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır yani. O şimdi bile bile şimdi insan orucu tutmazsa kendini israf ediyor. Bu kadar rahmetten kendini dışarı atıyor, değersizleştiriyor. Bir de oruç tuttuğu halde kendini değersizleştirenler var. Peygamberimiz buyuruyor ki oruç tuttuğu halde yalanı bırakmazsa, kötü ahlakı, dövmeyi, sövmeyi bırakmazsa, haram hırsızlık yollarına giderse Allah onun açlığına ve susuzluğuna değer vermez buyuruyor. Bak bu da böyle israf oluyor. Namaz da öyle oluyor. Evet, İnsan kıldığı namazı öyle. Gösteriş yaparsa o öyle de oluyor. Yani öyleyse biz gereksiz yaratılan değiliz, gerekli yaratılmışız. Ölçümüz de belirlenmiş Kur'an'la, hadisle ve şu çok güzel bir ayettir. Estağfirullah. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmike fesefe tüselun. İşte Resulüm sana ve ümmetine gönderdiğim kitap budur.
Bundan sorulacaksınız. Yani sorular da burada, cevaplar da Kur'an-ı Kerim'de. O zaman bize düşen şu Ramazan'a da özelliğini, güzelliğini, rahmetine kavuşturan Kur'an'dır. Evet. Ne buyuruyor Mevlamız? Şehr Ramazan ellezî. Yani Ramazan öyle değerli bir aydır ki, niye değerli? Ünzile fihil Kur'an. Biz onda Kur'an'ı indirdik. Ramazan değerliymiş ama esas değerini Kur'an'ın indirilmesiyle alıyor. Peki Kur'an nasıl bir kitaptır? Hüdellinnâs. İnsanlara bir hidayet rehberidir. Karanlıklarını aydınlatan, karanlık zamanda yolunu aydınlatıp da yolunu gösteren, işte çukurları, kötülükleri, dikenleri gösteren bir aydınlatıcı, nur olarak göndermiş. Sonra ve beyyinâtin minel hüdâ vel furgân, o Allah'ın emirleri, nehileri, helalları, haramları, ibadetler, itikadi görevler, ameli görevler, ahlaki görevler, muamelet konularının hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Evet. İşte o Kur'an bu aya özelliğini, güzelliğini veren o Kur'an bu ay demiş. O da bizim rehberimiz. Evet. İnsanca, Müslümanca yaşamanın yolu Kur'an-ı Kerim'den geçiyor. Hocam devam edelim inşallah. İnşallah. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kıymetli izleyenler, konumuz Diyanet İşleri Başkanlık Baizi Muhterem Kamil Baran hocamız. İsrafı konuşuyoruz programımız içerisinde ama kısa bir aranın ardından devam edeceğiz efendim. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem, mestenigahım. Didarına aşık, ulu yezdandır efendim. Kıtmiriniz ey Şah-ı Resul, kovma kapından. Asilere lütfun, yüce fermandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdime dermandır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşık-ı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim, efendim, efendim. Gönderdim sana meleklerle ben. Selam sana, salat sana, Gül Ahmet'im sen. Bir selam gönderdim sana meleklerle ben.
selam sana, salat sana, gül Ahmet'im sen. Selamım sana ulaşsın, ellerin gözyaşım silsin. Kışım baharlara dönsün, bu yangın artık sönsün. Hep hasretlik mi yazıldı, vuslat ne zamana kaldı? Ardınca asırlar geçti, neredesin sen? Hep hasretlik mi yazıldı, vuslat ne zamana kaldı? Ardınca asırlar geçti, neredesin sen? Çok özledim ben. Ali nerededir? Seni sevenler hep senle, bize gurbettir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali nerededir? Seni sevenler hep senle, bize gurbettir. Selamım sana ulaşsın, ellerin gözyaşım silsin. Kışım baharlara dönsün, bu yangın artık sönsün. Hep hasretlik mi yazıldı, vuslat ne zamana kaldı? Ardınca asırlar geçti, neredesin sen? Hep hasretlik mi yazıldı, vuslat ne zamana kaldı? Ardınca asırlar geçti, neredesin sen? Çok özledim ben. Evet efendim, tekrar beraberiz. Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Muhterem Kamil Baran hocamızla birlikteyiz. İsrafı konuşuyoruz. İnsan israfını efendim konuşuyoruz. Ömür israfını konuşuyoruz. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de kalmıştık, evet. Reklam öncesi. Devam edelim isterseniz. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Çok değerlidir, çok değerlendirir. Evet. Yani o Allah kelamı olduğu için bakın, indiği insanı peygamber yapıyor. Evet. O peygamberi de aynı zamanda biz inandığımız için biz de ümmet yapıyor. Geldiği ayı Ramazan yapıyor. Geldiği geceyi Kadir yapıyor. Bin aydan hayırlı yapıyor. Bu kadar çok önemli. O zaman biz de Kur'an-ı Kerim'e değer verir de onu okumaya, anlamaya, hayatımıza tatbik etmeye çalışırsak biz de değerlendirir. Zamanımız değerlenir, mekanımız değerlenir, yani dünyamız değerlenir, ahiretimiz değerlenir, annemiz babamız değerlenir. Nasıl? Kur'an okuyanın annesine babasına ahirete nurdan taç giydirilecek. Evet, hocam, okumada sıkıntı olmuyor belki ama dediğiniz gibi anlamada ve hayata tatbik etmede bir takım eksiklikler. Evet. Ben geçen maalesef cemaate dedim ki, yani Mevlamız Kur'an-ı Kerim'i göndermiş, anlamasan da oku. Bunun için göndermez. Olmaz yani. Böyle bir değer bu şekilde olmaz.
okumamız, anlamamız lazım. Onun içinde tefsirler, mealler var. Evet. Fakat sonradan, yani kimse bundan alınmasın dedim. Okuyun. Anlamasanız da okuyun. Çünkü biz namazı anlamadan okuyup da ibadet yapıyoruz. Yani Fatiha'nın manasını bilmeyiz ama ezbere okuyoruz. İnna atayna'nın manasını bilmeyiz ama okuyoruz. Bununla Allah namaz olarak kabul ediyor. Sonra her okuduğumuza, her harfine 10 sevap veriyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, elif, la, mim. Demiyorum ki üçü bir kelime, harftir. Elif ayrı, lam ayrı, mim ayrı, onar sevap alıyor. Sonra dedim ki, kardeşlerim siz yani manasını bilmeden okumayın diyoruz ama kendinize yazık etmeyin. Çünkü namaza inanıyorsunuz. Oruca, zekata, iyile, doğruluğa, yardımlaşmaya, hak hukuka. Evet evet. İşte o Kur'an'ın mealleri bunlardır. Demek ki manasını da biliyorsunuz. Bu doğru bildiklerinizi, Kur'an'dan kaynaklanan bilgilerinizi yaşarsanız manasını da bilmiş olursunuz. Ama yani birçok şeyi biz başarıyoruz. Yani diyelim ki bir esnaf insan, bir, evet, bir işin uzman olan kişi, yani ne zaman ne şekilde yapılacağını hesabıyla bilir, kavrar, yapar. Yani din o kadar zor değil ki. Bir ay insan kendini böyle gayret etse rahatlıkla Kur'an-ı Kerim'i okur. Evet. Okuduğunda manasına bakarsa anlamaya başlar. Yani zor bir şey yok ki. Yani size zorluk olsun diye indirmedim buyuruyor. Kolaylık olsun diye. Yolumuzu bulasınız. Sonra okuduğumuz zaman gözümüz aydınlanıyor, gönlümüz aydınlanıyor. Hocam bugüne kadar sen anlamazsın dediler ama insanlara. Ama anlaşılsın diye Arapça gönderdim buyuruyor. Evet. Allah Allah, ya niye anlaşılmasın? Şimdi ne buyuruyor? Vesefetüs elun, yani sana ve ümmetine gönderdiğim kitap budur, ondan sorulacaksınız. Ya ben bilmediğim Allah sorar mı? Yani. Ha, bilebilirsin bu. Bu bilebilirsin manasını, anlaşılırdır. Yani Arapça kramerler var, sözlükler var veya mealler var. Uzatmaya gerek yok canım. Birçok tefsirler var, birçok mealler var. Ha, en güvenilir de Diyanet İşleri Başkanlığımız. Yani evet, her halükarda bütün dünyada konuşmalarını takip ediyor Diyanet'im. Verdiği fetvaları, meallerini görüyorlar. Eğer bir eksiklik, yanlış yapsalar zaten her tarafa ifşa ederler yanlış olduğunu. Yok Allah'a şükür. Hatta bir Din İşleri Yüksek Kurulu üyemizle görüşmüştüm de dedi ki vallahi dedi 50 yıldan itibaren böyle baktım fetvalara, ehli sünnete, Kur'an'a, sünnete aykırı hiçbir şey yok çok şükür. Elhamdülillah. Yani her ne olursa olsun sorulara dini kaynaklardan verildiği için şüphe etmeden gayet güzel anlarız. Yani bilemeyiz diye bir şey yok. Ne demek? Ben insanım. Kainatı Allah benim için yaratmışsa bilebilirim, yapabilirim. Yapamadım. Yapamadığımı zaten Allah sormuyor ki. Yani. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Orada elif la mim geçiyor. Manasını bilmiyorsam zaten sormuyor ki. Manasını bildiklerimi yaparsam zaten bu yeter. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize uzanan bir hablullah. Allah'ın ipidir, kurtarandır, cennete götürendir, Mevla'ya kavuşturandır. Dolayısıyla Allah'ın bütün emirleri orada, nehileri orada, itikadi görevlerimiz, ameli görevlerimiz, ahlaki görevlerimiz, yani muameletle ilgili bütün konularımız orada. Zor bir şey mi? Vallahi zor değil. Yani namaz kılmak mesela bazılarına zor gelebilir. Bir Müslüman mümin bir sabah namazına kalkmasa, yani bir dağın altında kalsa bu kadar ağır gelmez ya. Evet. Çünkü o kadar huzur vericidir ki. Şu oruç tutanlar, yani belki bazıları diyebilir ki şu yaz gününde niye bu kadar zorlanıyorsunuz? Zaten Ali Efendimiz öyle demiş birisi. Ya Ali şu dinine bak ya demiş. Şu yaz gününde susuz aç bekliyorsun demiş. Ben bak ne güzel yiyorum içiyorum. Demiş ki senin inancına göre benim bu oruç tutmamın bir zararı var mı? Yok diyor, ha tutmuşum ha tutmamışım. Hmm. Ama diyor benim inancıma göre diyor tutmamanın büyük zararı var. Ahirete gittiğimiz zaman, yani eğer ölümle her şey bitmişse sen de ben de tamam bir şey kalmadı. Ya varsa diyor ben kurtulurum. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız kitabı sol taraftan verilenlere onları bir güzel anlatıyor ki o diyor ki keşke kitabım verilmeseydi. Keşke hesabımı bilmeseydim. Keşke öldüğümde her şey bitmiş olsaydı. Yani ne malın fayda verdi, ne şöhretin fayda verdi.
gitti, israf etmiş kendini. Evet. Ve bir gün Mevlamız bize o oruçken boş geçirdin, yemediğiniz günler için bugün yiyin için afiyet olsun dediği zaman, bugün bize acıyanlar, oruç tuttuğumuz acıyanlar o gün ne bulacaklar acaba yanlarında? Allah onlara da bu orucun, namazın hazını tatmayı nasip eylesin. Amin. Gerçekten yürekten istiyorum. Hani müminlerin bu namazdan, oruçtan aldığı hazı zalimler, katlarlar, biz elimizden almaya kalkarlar. Ama bilmiyorlar. Tatmadığı için bilmiyor. Ama bizim bir gayemiz var. Bak biz Allah için yemiyoruz, içmiyoruz. Öbürleri her zaman yiyorlar, içiyorlar. Ve bunun rahatlığını da, haz da alamıyorlar. Doymuyorlar. Yetinmiyorlar. Yani abes abes hareketler yapıyorlar. Değişik değişik bir şeyler yapıyorlar. Nihayetinde intiharlar en fazla ondan dolayı oluyor. Ama bir mümin yani her halükarda Rabbine kulluğunun görevi şuur içerisinde mutmain kalple, ibadetle haz alarak bir kulluk görevini yapmanın huzur içerisinde vallahi çok tatlıdır, çok huzurludur. Hatta şu anda oruçluğumuzdan için ağzımızdan bazı kokular çıkıyor ya, Mevlamız onu kendi katında mis evet. gibi kabul ediyor. Bu büyük bir şereftir. Evet. Büyük şereftir. Yani bu demek ki İslam güzel, dinimiz güzel, Mevlamız güzel, emri güzel, nehi güzel. Bize de o kulluğu yaşamak düşer. Aynen hocam. Evet, israf yani. Etmemek düşer bize. Tabii. Biraz da ekmek israfından, su israfından bahsedelim hocam. Günde tabii bunun istatistik raporları zaman zaman yayınlanıyor ve devasa bir rakam ortaya çıkıyor bu ekmek israfı. Maalesef günümüzde had safhada. Kardeşim, istatistik sonucu ne çıkarsa çıksın. Ne derlerse desin. Ölüyor, batıyor, ne derse desin. Ya Allah'ın verdiği değeri değersiz hale getirmeye hakkımız var mı bizim? Kesinlikle yok. Bir bardak su. Hani İmam Yusuf Hazretleri Harun Reşit'in yanındayken bir ara demiş ki Harun Reşit, bana bir nasihatta bulunur musun hocam demiş. O sırada bir su istemiş, gelmiş bir bardak su. İçeceği sırada efendim demiş, içme. Niye? Demiş ki çölde susuz kalsan, suya ihtiyacın olsa bir bardak su için ne verirsin demiş. Mülkümün yarısını veririm demiş. O içtikten sonra diyor ki efendim diyor, şu anda içtin. Tabii o fizyolojik olarak geldi evet. ve onu atman gerekiyor. Atamıyorsun. Ne yaparsın? Ne verirsin? Vallahi diyor mülkümün de diğer yarısını veririm. O zaman düşün diyor. Bütün varlığın hepsi bir bardak su kadar. Hayat kurtaran bir bardak suyu, bir damla suyu insan ne israf etsin? Dökülsün, saçılsın diye mi verilmiş? Hayır, değeri bilinsin diye. Demek ki bir yudum su insan kurtarır. Onun için abdest alırken bile israf etme buyuruyor. Açtın, abdest alıyorsun. Şap şap. Yüzünü yıkarken su akıyor. Kolunu yıkarken su akıyor. Başını mesederken su akıyor. Bu su nereye gidiyor? Bu su nedir? Bu su hayattır. Yani yarım bardakla insan hayatı kurtulursa sen kaç hayatı heder ediyorsun? Bak, Efendimiz bir ölçü koymuş, avuç. Bu avuç ağız içinde ölçüdür, burun içinde ölçüdür, yüz içinde ölçüdür, kol içinde ölçüdür. Tam bir ölçü. Bu ölçülü yaparsak. Onun için musluklarımızı şöyle kısadan açılan böyle şeyler var. Çok güzel. Böyle açıyorsun, kapatıyorsun ağzını. Açıyorsun, kapatıyorsun, burnuna veriyorsun. O kadar. Ve bunu Allah için, israf etmemek için yaptığın şuuru sana abdeste öyle bir zevk veriyor, öyle bir haz veriyor ki bu abdestin güzel olduğu için namazım da çok güzel oluyor. O şuurla, o bilinçle aldığın için. Tabii. Yani eğer bunu israf edersem, ya ben değerleri israf ediyorum ki namazım bana ne versin, ya abdestim bana ne versin. Onun için bu su kim ne derse desin, hayat kurtaran Allah'ın en yüce varlığıdır. Yani sahtesini bile yapamıyorlar. Evet. Sahtesini bile yapamıyorlar. Aşık ki o sudur. Hadi yap bakayım. Yok, çok değerlidir. Ekmek, bir lokma ekmek nedir? Hayat kurtarır. Bir aç insanın hayatını kurtarır. Ya bir lokma ekmeği küçük görme kardeşim. Bir lokma ekmek için Allah bütün kainatı harekete geçiriyor. Güneş onun için harekete geçiyor. Ay onun için. Bulutlar, yağmur, toprak, insanlar, enerji hepsi o bir lokma ekmek için. Bunlardan biri olmasa, insan olmasa, enerji olmasa, güneş olmasa, ne bileyim bulut olmasa, yağmur olmasa, toprak olmasa bu önümüze gelir mi?
Bu kadar kainatın harekete geçtiği bir lokmayı sen nasıl olur da ağzını siler de atarsın? Hayat kurtaracak bu ekmeğe nasıl insaf etmezsin? Kim ne derse desin. Bir şey olmaz dese de sen Allah'ın nimetini hor görme. Hiçbir şey küçük görme. Merhum Fuzuli diyor ki, karıncayı bile incitmem deme, bileden incinir karınca. Söz söylemek irfan, anlamak insan ister. Yani bileden nasıl incinir? Yani karıncayı bile incitmem, küçük görme ya. Değersizmiş gibi. Bile bak insanı yani küçük görme. O karınca da bak hayat için neler yapıyor. Ben bir defa kitap okurken, bayağı normal bir kitaptı. E harfinin gözünün içinde baktım bir küçücük bir mahlukat, bir böcek. Hanıma da gösterdim. Bak dedim bak hanım, bu bile hayatın devam etmesi için gayret gösteriyor. Bak benden korunmak için kaçıyor. Yani karnını doyurmak için rızık arıyor. Belki çocuklar yani diğer şeyleri var. Bunun için hayat hiçbir şey küçük değil. Bir gün de bir yerde hac ve umre yaptığımız hacılarımıza bazen buluşurduk eski o bereketli rahmetli günleri anmak için. Evet. Çanakkale'de görevliyken Yenice ilçesinde gölün kenarında oturduk. Böyle çamların içerisinde gayet güzel cemaat da gelmiş. Konuşurken bir baktım ki aman Allah'ım orada sayısız derecede pembenekli örümcekler küçücük küçücük binlerce. Aman cemaat dedim, aman fazla sağa sola kımraşmayın. Her oynadığınızda bilin ki onlarca hayvan zayi oluyor. Bilmiyoruz ama onlar da bir hayattır. Tabii. Yani kim ne derse desin küçük bir şey yok. Küçük görmek doğru değil. Allah onları yaratmış, yarattığı için değerlidir. Benim dediği için değerlidir. İnsan da onun için çok değerlidir. Yani biraz önce söyledim ya, Kabe'den bile değerli. Halifem diyor. Öyleyse ne insanı küçük görelim kendimizi, hele ki çocuklarımız. En fazla israf edilenler birisi de çocuklarımız. O bir nal, bir mık bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir insan kurtarır, bir insan da bir devlet kurtarır. Evet. Küçük görmemek lazım. Hiçbir şey. Hiçbir şey küçük değil. Yani küçük gördüğümüz bir ufacık bir şey gözümüze girse uyku girmiyor ya. O bile bize bir ders verir yani. Evet hocam, son olarak israfı önlemek için neler yapabiliriz? Heh. Neler yapılmalı? Bir defa biraz önce söylediğim gibi bunu yaratan Mevla'nın varlığı olduğu için, alameti olduğu için, ayeti olduğu için hiçbir şey küçük görmemeli, değersiz görmemeli, değersizleştirmemeli. Sonra da bunun için dedim ya kim ne derse desin. Mevlamız buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü ku enfüseküm ve ehlikum nara. Ey iman edenler, ailenizi, kendinizi, çoluk çocuğunuzu, yakıtları insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Ha, o zaman ben de eşime, çocuklarıma diyeyim gelin, gelin sevdiklerim. Sizi seviyorum. Bak Allah da israf edenleri sevmiyor. Ateş atacağını söylüyor. Ben sizin de yanmanızı istemem. Ben de yanmamı istemem. Öyleyse gelin Mevlamızı kızdıracak işlerden sakınalım. Ne yapalım? Suyumuzu güzel kullanalım. Bilelim ki bir musluktan bir dakikada 10 damla damlarsa ayda 175 litre su yapıyor. Evet. Allah Allah. Bir zeytin, bir yağ, kullanılmış yağı lavaya döktüğümüz zaman 1 litre kullanılmış yağ 7 milyon litre suyu zehirliyor. Öyleyse aman hanım bu yağı da atmayacağız. Biriktireceğiz. Belediye mi topluyor? Atık yağlar kimle? Onlara verelim. O pilleri falan atıp da toprağımızı, vatanımızı zehirlemeyelim. Onları da belli bir şeyde biriktirip gereken yerlere koyalım. Evet. Abdest alırken, dişimizi fırçalarken su boşa gitmesin. Sonra yani diğer kullanmamız lazım gelen ne varsa elektriğimiz boş yanmasın. Yani öyle toplayalım etrafımıza. Biz önce duyarlı bir Müslüman, duyarlı bir insan, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmak için, Allah rızası için böyle yapmak herhalde biz kendi kapımızın önünü temizlersek, herkes kendi kapısının önünü temizlerse şehir, köy tertemiz olur. Evet. Böyle diyor. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Programımızın sonuna geldik kıymetli izleyenler. Dua isteyeceğim hocamdan, istirham edeceğim ve duayla bitireceğiz inşallah. Yarın Allah nasip ederse saat 19'u gösterdiğinde iftara doğru programıyla sizlerle birlikte olacağız. Efendim hayırlı iftarlar diliyorum. Hocam buyurunuz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey bizleri yoktan var eden, yaratan, yaşatan, bizim hidayetimiz için Kur'an ve peygamber gönderen Allah'ım, sana hamdolsun, şükürler olsun ya Rabbi. Ya Rabbi, yaşadığımız müddetçe Müslümanca yaşamayı, ölürken imanla ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bize dünyada iyilikler ver, güzellikler nasip eyle. Ahirette de güzellikler, iyilikler nasip eyle ya Rabbi. Bizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Cehennem azabından koru Allah'ım. Ey bağışlaması bol Rabbim, bizi, anamızı, babamızı ve bütün inananları bağışla ya Rabbi. Ya Rab, sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi. Seni seven, seni sevdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rab, biz üzerinde ana kucağı gibi koruyan vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Devletimiz, milletimiz için gayret gösteren devlet adamlarımızı, ordumuzu, emniyet güçlerimizi mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rab, bu yolda şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimize sıhhat afiyet nasip eyle. Biz de bu vatan millet din için hazır kuvvet bekleyen kullarından eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle. Dualarımızı kabul buyur. Tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Oruçlarımızı sana inandığımız için, sen emrettiğin için, kulluğumuz için yapıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Senin verdiğin rızıklarla oruçlarımızı açıyoruz. Rızkımızı bol ve helalinden nasip eyle. Kul hakkından, haram yemekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kulluğuna kabul eyle. Bizleri affeyle. Bizlere mağfiret eyle. Şu gelmekle sevinç duyduğum Çorum'umuzu, vatanımızı, afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden muhafaza eyle. Huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamünel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. El-Fatiha.